Sen bir huyunu değiştir. Şöyle, Hakan horluyor. Bu huyunu değiştirmek isterdim. Bu huy değil, fiziki bir deformasyon. Deformasyon diyene kadar horlama birader. Elinde değil. Tamam, bunu geçelim. Geçmeyelim efendim. Biraz horlamasını bize bir anlayalım. Ne kadar horluyor? Yani beni uyandıracak kadar horluyor. Öyle mi? Evet. Kilodandır o. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Doktor da öyle olduğunu söyledi. Böyle bilgiyle biz devam ediyoruz hayatımızda. Hayatımda duyduğum en tatlı laf sokma. Bu bilgi bizde var, yıllardır horluyor. Ama bilgiyle horluyor, öyle söyleyeyim. Bilgisi cebinde efendim. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Ankara'dayız. Olağanüstü bir kalabalıkla, ilişki testi, alkışlarla başlıyor! Hey kastanlar be! Tamam. Sevgili Alkan, sevgili Öyküm. Alkancığım senle başlayalım. Kaç yıllık bir ilişki? 3,5 yıllık bir ilişki. 3,5. Evlilik var mı? Evlilik yok. Birlikte yaşama var mı? Birlikte yaşıyoruz, evet. Ailelerin haberi? Ya bir kısmının var ama herkesin yok. Engellemeyi düşünüyoruz bu yayından sonra. Hayatım bu video... Yok yani yok. Büyük bir çok... Bir gün sonra telefon. Alo, ismi babam çok güzel benim, o gün diyemedim. 1000 kişinin önünde diyemedim. Yani bak, yakın ailelerimiz biliyor. Tamam, yani bunu soruyorum. Bilmeyenlere de hani arar haber veririz yayınlanmadan. Biz birlikte yaşıyoruz, böyle bir şeye katıldık, haberiniz olsun deriz diye düşündük. Yani mesela bilmiyor, mesela anneannem bilmiyor. Hani onu da zaten izlemez herhalde. Anneannesi benim fanımmış. Vallahi ben bu çocuğu her pazar izliyorum. Ne kadar üzücü bir rastlantı olur. Yani inşallah izlemiyordur. Anneannenin adı soyadını birileri haber etsin anneannenin. Bir şey olmaz ya. Üzülür mü böyle bir şey? Ya ne olacak ki? Yo, üzülmez. Zaten evlenmemizi çok istiyor. Tamam. Yani her hafta arayıp işte önümüzdeki ay nişan yapalım, önümüzdeki ay nişan yapalım diye. Aha. Yani muhtemelen önümüzdeki ay gerçekten nişan olur. Ha, belki biz zaten birkaç bölüm önde gidiyoruz. Belki biz yayınlayana kadar çözersiniz bu işi yani. Alkan çok mutsuz. Hayır efendim. Alkancığım, nerede tanıştınız? Biz bir fotoğraf topluluğunda tanıştık. Fotoğraf topluluğu? Evet. Ha, ben... Böyle şey var ya. Analog bir... fotoğraf topluluğu hatta. Birileriyle yani tanışalım diye sikimsonik bir takım topluluklar. Aslında öyle değil, hobi olarak. Tamam işte, sikimsonik dediğim o, hobi olarak. Para dönmüyor, kazanmıyorsun, masraf yapıyorsun. Sana diyorlar ki fotoğraf makinesi al. Sen de böyle sosyallik olsun. Yok öyle değil. Biz bizzat kendimiz onun... Dolandırıcı sizsiniz. Okey, tamam. Para da almıyoruz. Şöyle, abim öncüsüydü onun. Oho, pot kırmışız değil mi? Yok, önemli değil. Hiç önemli. Önemli değil. Zaten dolandırıcı bir şey yok. Hiç önemli değil. İşte bir Facebook grubu, bir Instagram hesabı falan. Çok güzel. Ankara analog fotoğraf. Analog fotoğraf. Şu mu böyle? Yukarıdan bakıyoruz bazı makinelere. O da var. Yani direkt bakmalı 35 milimetre fotoğraf makineleri de var. Böyle şey gibi. Biz oradan. Post sayısı var içinde. Aynen, 36. Bazen böyle bir iki tane de ekstra çekebiliyorsun. Evet, ekstra çıkabiliyor. 37-38 duruma göre. Bunun topluluğu mu varmış? Tabii. Adı ne? Duyuralım evet. Buradan. Analog Ankara. Bayağı da kafa yormuşlar. Ya şöyle hatta yani bunun Türkiye'de olan versiyonu da var. Analog fotoğraf topluluğu diye. Biz o arkadaş grubuyla işte tatillere gidiyoruz, kamplara gidiyoruz falan gibi. Çok güzel. Öyle ben Ankara dışında çalışırken, başka bir işte çalışırken... Hangi şehirdeydin? Antep'teydim ben, Gaziantep'te. Gaziantep'te. Aynen, kazı fotoğrafçılığı yapıyordum orada da. Gaziantep'te bir arkeolojik kazıda fotoğrafçılık yapıyordum. Abim Öykümlerle tanışmış, Öyküm ve arkadaşları... Onlarla birlikte yürütüyorlar süreci. Ben Ankara'ya bir geldim. Abim sürekli bahsediyordu işte Öyküm var, arkadaşları var falan diye. O zaman tanıştık biz. Yani bayağı oluyor 2017. Görür görmez bir etkilenme oldu mu Öyküm? Hayır, çünkü benim o zaman sevgilim vardı aslında. Tamam, olabilir. Yani ama hani böyle çok... Sevgilin de geliyor muydu analog Ankara'ya? Onun hiçbir alakası yoktu. Yani pek hani hobilerimiz falan birlikte yaptığımız bir şey değildi. Üniversiteden bir sevgilim tamam. Zaten. Ondan sonra ben onunla çok kısa süre sonra ayrıldım ama hiç Alkan'la hiçbir alakası yok. Hiç aramızda hani öyle bir görür görmez aşık oldum falan gibi. Sonra ayrıldığını öğrenince mi sen yürüdün Alkan? Ondan çok daha sonra abi. Tamam. Yani bu daha olayın aynen başlangıcı. Biz o süreçte tamamen arkadaşız. Yani 2017'de tanıştık biz ama sevgilimiz 2019 Kasım'ında. O iki sene içerisinde sen hiç birileriyle görüştün mü? Tabii. Ne yapalım abi, iki yıl boyunca yani birileriyle görüştük. Ya şöyle. Ben niye gidiyorum bu topluluğa? Hayır, o topluluk... Estağfurullah. Şöyle, o topluluktan... O topluluğu da sanki fuhuş şuvası gibi anlattık ama... Hayır, tabii ki öyle değil. Tabii ki değil yani. O topluluğun sanat içerisinden hiç kimseyle flört etmedik. Gülemezsiniz sanat! Öyküm dışında o topluluğun içinden kimseyle flört etmedik. Yemin et lan. Yemin ederim. Programa bak!
Yemin et lan. En sevdiklerin üstüne yeminim. Yemin ederim abi. Cidden evet. Öyle. Yani aradan uzunca bir süre geçtikten sonra biz arkadaştık zaten. Her hafta neredeyse görüşüyoruz. Sonra sıklaşmaya başladı tabii bir süre sonra. İlk flörtöz o an. Peki. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi Hakan'ın böyle bir mezun buluşması gibi bir şey vardı. Orada bunlar epey bir içmişler. Hakan bir sebepten insanlarla buluşuyor bence. Sürekli. Aynen, hep bir organizasyon. Aynen öyle. Ankara'da yapacak başka bir şey yok çünkü. Değil mi? Ondan sonra biz o sırada ama flörtleşiyoruz aslında sürekli. Ay bu şey değildi ya. Bu bizim ilk flörtöz buluşmamız değildi ama olsun. Ona başlamış oldum. Bu ilk öpüşme. Şöyle bir cümle aynen. Olabilir mi? İlk flörtöz buluşmamız değildi ama olsun o konuya girmiş oldum diyor. Yani hangi konuya gireceğine benim sorularımdan bağımsız ben karar veremezsin. Anlattım. Tamam baştan başlayayım. Olur mu? Kaç yıllık bir ilişki? Herkese dejavu yaşatıyorlar. Bilet aldık pezevenk. İlk flörtöz buluşmayı tamam, sonra öpüşmeye tamam, geliriz. Tamam harika. Şimdi şöyle harika oldu. Mı? Çok tatlı bir enerjim var. Diyordu ki bir süredir parazit gelmiş işte Ankara'ya ona gidelim diyordu. Bu, sinemaya davet ediyordu. Ödül alan. Aynen, evet tabii. Aynen o. Benim de işte o zaman okuldayım. Hani işte finalim var, cartım var, cürtüm var. Bir şekilde gidemiyoruz. Sonra o oldu bizim ilk flörtöz buluşumuz. Sinemaya gittik. Ama sinemadan sonra da böyle bir sürü şey yaptık. İşte oradan yemek yemeye gittik. Oradan işte şurada bir şey varmiş falan. Öyle çok güzel bir gün geçirdik. O gün eve düştünüz mü? Yok abi. Yok hayır. Vallahi sen peki kıpır kıpır mıydın? Öyleydim o süreçte ya. O sürece gelmeden önce de zaten biz bir süredir sürekli görüşüyorduk. Bizim evlerimiz çok yakındı o zaman birbirine. Aha. Ve benim yol güzergahımdı Öykü'nün evi. Kimle yaşıyordun, kimle yaşıyordun? Ben abimle yaşıyordum. Sen kuzum? Ben de ev arkadaşlarım vardı. İyi lan. Şöyle şeyler yazıyordu mesela işte. Aa işte ben de köprünün üstünden geçiyorum. Benim evim de köprünün işte önünde. Ben de mesela cama çıkıyordum böyle el sallıyordum. Aa işte gelsene çay içeriz falan. Böyle bir tatlı bir flörtleşme dönemi. Cama mı çıkarıyordun kızı? Evet abi yani tam bir cadde. Evet abi. Analog cam. Tam bir cadde orası böyle işte ben de köprüden geçiyorum eve doğru yürüdüğüm yer orası. İşte sizin oradan geçiyorum falan filan diye gece, gündüz, akşam, sabah. Öyküm de sürekli gelip gidiyordu zaten bizim eve. Aynen. Hadi gel ilk öpüştüğünüz buluşmaya gel. Tamam geliyorum şimdi. Şöyle oldu orada da. Harika. İşte o harika. O bahsettiğim işte her gün görüş, bir bahaneyle görüştüm. İşte aa işte ben işte şarj aletimi sizde unutmuşum falan gibi bahanelerle her gün görüştüğümüz o haftalardan birinde. Hakan işte çok içmiş ve biz de akşam konuşuyoruz. İşte, ne yapıyorsun, nasılsın falan diye Hakan yazmıştı galiba bana. İşte dedi ki size geleyim mi? Ben de dedim ki hayır gelme çünkü yani gece 2 ve ertesi gün de böyle KPSS'de... Hakan o ara ama beyniyle düşünmüyor yani. Libido ya, tavan. Ertesi gün de KPSS mi, ALES mi öyle bir sınav var ve benim iki ev arkadaşım da sınava girecek. Yani ben gece 2'de kapı çalsın da kızlar uyansın istemiyorum. Haklısın. Yani tabii bence de haklıyım. Sonuna kadar. Ve hayır mı dedi? Hayır gelme dedim. Sen ne dedin? Geleyim dedi. Dedim. Geleyim dedim. Tamam. Devam ediyor ısrar ediyorum. Israr ediyorum. Sarhoşum çünkü abi. Yani. Sen ona git. Öyle oldu sonuçta. Ya geleyim gelmeyeyim gel gelme falan filan aynen, diye konuşa derken, konuşa. Ben dedim ki sen bekle ben aşağı iniyorum. Zaten evimin önünden geçecek. Sen beni aşağı bekle ben geliyorum beraber size gidelim dedim. Ondan sonra aşağıda zaten beni görür görmez Hakan böyle bana sarıldı öpmeye falan çalışıyor. Oraları hatırlamıyorum ben. Böyle anlatınca karşılıksız bir durum gibi oldu. Yani zaten hani benim de hani istediğim şey böyle hızlanmış oldu hani gibi bir şey. Ya bizim ilk öpüşmemiz kapının önünde mi öptü? Oldu. Evet bizim ilk öpüşmemiz hatırlıyor musun? Oldu. Onu hatırlamıyorum abi ben. Ben evi hatırlıyorum. Yani evde de öpüştük. Ankara'nı onu hatırlıyor. Ben evi hatırlıyorum. Orayı hatırlamıyorum cidden. Çok içmiştim yani. Kapının önü yok sende? Yok abi. Bende var. Biriniz hatırlayın tabii yani. Kapının cidden yok. Kız sen bak çok sevdim ben senin enerjini. Kapının önünde tam ne oldu bir anlatsana bize canlandırsana. Yani şöyle oldu. Bu adam o sarhoşlukla kapının önünde ne yaptı? Ben böyle bir tık hani şeyim sivriliyim yani beni indirdin hani gecenin tamam. Köründe bir halim de var ama hani bir yandan hani böyle ne yaparsan yap modunda değilim hani. Ne yaptı bu adam? Onunla. Beni böyle gördü beni böyle sarılmaya falan çalıştı. Öptü öpüştük sonra. Öyle oldu yani. Deminkinin aynısını anlattı şu an. Canlandır dediğim bu mu seni canlandırma? Aynısını anlattı sadece böyle yap. Ekstra bu. Canlandırma bu. Doğru da benim kafamda şöyle bir şey var. Şimdi kapının önünde taksiler var. Yani taksiye biner öyle gideriz diye düşünüyorum. Çünkü çok sarhoş. Yok illa yürüyeceğiz o modda Hakan. Çünkü elimi falan tutmaya çalışıyor. Ben de bir noktadan sonra dedim ki sarhoşa sarhoş olayım yani. Ben de çok böyle hani o ciddilik moddan çıktım.
Ben de elini tuttum, ben de hani öptüm, ben de sarıldım. Ben eve nasıl gittiğimizi hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Anladım, anladım Alkancığım. Yani bazen olur ya öyle geceler. Yok. Olmaz mı? Peki birlikte yaşamayı kim önerdi diğerine? Ben önerdim. Çünkü haftanın 3-4 günü birlikte kalıyorduk. Yani... Diğer, sen abin ne oldu? Abi şöyle, yani abim de tek yaşamaya devam ediyor şu anda. Başka bir eve çıktı. Üçüncü bir eve mi çıktınız? Hayır, benim evime taşındı abi. Kızlar ne oldu? Ya onlarla ayrıldık. Onlarla ayrıldık. Sen mi gönderdin evden? Yok. Kavga ettik abi. İkisi de evlendi ya. Kavga ettiniz? Ya bir gerilim oldu, sonra çözdük ama o gerilimi. Ne gerilimi oldu? Ya klasik ev arkadaşlığı problemleri işte. Aynen. Oğlum sen ev arkadaşı değilsin ki sana ne? Hayır şöyle oldu. Abi şöyle oldu. Kavga ettik diyor. Hayır şöyle oldu. Ev arkadaşları problemleri diyor. Abi sen kimsin? Ben sevgilisiyim ama. Dört gün gidersen eve tabii kavga çıkar. Onun da sevgilisi veriyordu o ya. Zaten şöyle, o evdeki arkadaşlar da o fotoğraf topluluğundan arkadaşlar. Hayır. Yani... Ben üye olacağım buraya, nerede bu? Onlar da... Eve gidip yazacağım. Analog Ankara. Onlar da... Oyunlara denk getiririm, belli olmaz belki erken gelirim falan. Onlar da yabancı arkadaşlar değiller. Bizim de zaten uzun zamandır Öyküm'ün işte ev arkadaşı, Öyküm'ün üniversiteden sınıf arkadaşı. Diğer arkadaş değil mi? Topluluktan bir arkadaş. İkisinin de sevgilisi var mıydı? İkisi evet. Birbiriyle sevgililerdi işte. Kızların. Hayır şöyle. Kızların değil abi. Öyküm bir ev arkadaşı vardı. Bir ev arkadaşı vardı tek o zaman. Tek bir. Tek bir kişi. Onun sevgilisi vardı. O da fotoğraf topluluğu. Demin sen iki tane kız vardı dedin. O tanıştığımız zaman kişiydik. Sonra ikiye düştü. Üçten ikiye düştü. Biraz yalancı gibi geliyorlar bize de. Hayır yok yok. Hiçbir hikaye tam oturmuyor şu an yani. Hanımlar beyler, Türknet. Geçişe bak, yumuşak bir geçiş oldu şu an, değil mi? Ya diyelim, öncelikle şunu söyleyeyim. Günümüz hep internet. İnternetsiz hiçbir şey olmuyor. Hep internet. Hocam galiba benim kuliste konuştuğumuz gibi hatırladığım kadarıyla sen Türk dizisi izliyormuşsun. İzliyorum abi. Hangi diziler var şu an izledin? Kızılcık Şerbeti var. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin sanı. Aynen. Tamam biliyorum. Ertan Saban'ın. Aynen. Ben Ertan Saban'ın hayranıyım. Ben çok seviyorum Ertan Saban'ı. Kızılcık Şerbeti, Gelsin Hayat Bildiği Gibi. Evet. Ya izliyorum. Düzenli mi izliyorsun? Ya bu ikisini düzenli izliyorum. Peki televizyon kanalının kendisinden mi izliyorsun, sonradan YouTube'dan mı izliyorsun? Genelde sonradan YouTube'dan izliyorum. Anladım. Baştan sona izliyorum. Ömer var bir de, Ömer var. Ömer. Ömer var abi. Oğlum yani ben nice teyzeler tanıyorum, Netflix'e geçtiler artık. Aynen. Benim babaannem Netflix'in iş yapamıyor yani. Evet, Alkan'ın annesi de öyle mesela. Bazen konuşuyoruz telefonda. Diyor babaannem ki, diyor ki Crown'un yeni sezonu geldi mi diyor. Sen aynen şimdi... öyle. Diyor ki Ömer mi, onu ben hiç duymadım diyor mesela. Hiç haberi yok ama Alkan bayağı biliyor. Ben kafamı boşaltıyorum. Hocam diyelim internetten dizini izliyorsun. Sen de internetten açmışsın. Netflix'te. Friends izliyorsun, Crown izliyorsun. Tamam. Ne izliyorsun Netflix'te şu an? Crown izliyorum cidden. Bir de Gilmore Girls izliyorum. Çok da severim ben de. Sen duydun mu hiç Gilmore Girls? Duydum abi. Arada Öyküm izlerken... Duydum ben... abi. Ömer bittiği gibi ben de 5 dakika onu izliyorum. Ben de şöyle bir göz ucuyla bakıyorum bazen. Tamam. Lux diye internet dondu. Kim izlediğinden vazgeçer? Kim yani, fedakarlık yapar? Muhtemelen ben yaparım. Neden? Yani çünkü Alkan böyle mesela özellikle bir şey yerken ya da ütü yaparken, herhangi bir şey yaparken... Bir şey izlemek zorunda. Yani izlemezse çok geriliyor. Aha. Ben izlemesem ne olur? Ben kitap okurum. Balkona çıkarım. Alkan eğer dizi izlemek istiyorsa dizi izlemeli. Yoksa şey mi yani? Gerilir yani. Yok, gerçekten. Şöyle, ya şöyle ben işte dediği gibi yemek yaparken ya da ben bir ütüye başlıyorum. 20 gömlek falan ütülüyorum. Bir de Öyküm birkaç parça eşyası oluyor. Bunlar uzun sürüyor. Bu uzun sürdüğü için bir Türk dizisi tutuyor neredeyse. Böyle bir dinlenerek falan. Tabii 2,5 saat onlar yani. Aynen. Aynen. Yerli baştan dizi. Sonra izliyorsun. Evet, yerli dizi, yersiz izliyorum. Uzun. Diye bir... bir kamu spotu. Erken kalkan yol alır. Bir kamu spotu olsun. İyi yaptık. Yani onu yaparken izlemem de. Yani çünkü o boşa geçiyormuş gibi vakit. O yüzden de gerçekten de donarsa o sana katılır. Evet, ya, bu anlarda ama zaten hani şöyle ben eve de bazen geç geliyorum. Hafta içleri işlerim uzayabiliyor. O dönemlerde zaten Öyküm kendisi. Evet, vakti doğru. Oluyor onu izlemek için. Var mı başka Türknet kullanan? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kimle geldin buraya? Eşimle geldim. Mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ederiz. Türknet mi kullanıyorsunuz? Evet, Türknet kullanıyoruz. Geceleri böyle Türknet, Türknet, Türknet diye uyandığımız oluyor. Bunu kimse yemez. Oğlum biz sirimiz mi koyduk oraya? Sen kimsin? Gündüz canım mı sıkıldı? Ütü mü yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ver bakayım hanıma. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nereden buldun bu deliği? Doğru tespit. Kaç yıllık evlisiniz?
Evlilik 1,5 sene falan oldu. İlişki? İlişki 4 sene var. Ne güzel. Diyelim aynı anda bir sen ne izliyorsun genelde? Ben çok dizici değilim. Daha çok YouTube, Mesut Süre. Oğlum ne oluyor? Siz niye böyle hizmet bağımız gibi o kadar gerek yok Mesut'cum? Diyelim YouTube dondu, beyefendi dizi izliyor. Kim kime fedakarlık yapar? Ay kesinlikle ben yaparım. Valla neden? Evet, çünkü o çabuk sinirleniyor. Aynı çiftsiniz siz. O yüzden ben hiç girilmeye gerek yok. Seni çok dediğim gibi ben de bir sürü şey bulabilirim. O yüzden. Şey mi oluyor hemen? Ne yapacağım ben? Canım çok sıkkın mı oluyor? Yunus mu? Yok ben. Ben nasıl oluyorum? Nasılım ben sence bir şey izlerken? Çok tatlısınız. Coşkun alkış! Hanımlar beyler. 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızı TürkNet'te. Açıklamadaki altyapı sorgulama linkine tıkla. Altyapında TürkNet Gigafiber var mı? Bak bakalım. Bulunmuyorsa da hemen talep formunu oluştur. Komşularına da haber ver ki talep yoğunluğu oluşsun. Zira TürkNet bunu dikkate alıyor. Ne kadar çok talep, o kadar hızlı dünya standartlarında bir hizmete kavuşmak. TürkNet. Yaşlar kaç? Ben 30 yaşındayım. Var mısın o kadar? Var. 25. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi misiniz? Hayır. Hayır. Daha önce kaç sene oldu Alkan? Ya 3-4 sene oldu. 3 mü 4 mü Alkan? 3,5 abi. Beni mi eğiliyorsun Alkan şu an? Yok abi. Ya 3 sene ile 4 sene arasında arada ayrıl barışlar falan da olduğu için. Hani o neciydi o kız? Ya o çok eskiydi. Lise zamanından başlayan ve devam eden bir ilişkiydi. Onun dışında uzun bir ilişkim olmadı. Uzun bir flört evresi oldu benim. O da bir 3-4 sene sürmüştür. 3-4 sene boyunca flört sürdü abi öyle. Öyle ama. Sevgili olmadık ama flört sürdü diyebilirim. Atıyor diyenler o desin. 3-4 sene flört sürdü ne demek oğlum? Sürdü abi. Yani sen peşinden koştun yok dedi kız. Peşinden koştum. Bazen yok dedi bazen olur gibiydi. Sonra olmadı ben başkasıyla sevgili oldum mesela 6 ay. Sonra ondan ayrıldım. Sonra tekrar onunla flört etmeye başladım falan gibi bir süreçten bahsediyorum tabii. Sen biliyor musun o kızı? Ben bunları ilk defa duyuyorum. Ben arkasından... Mesut Bey ben bugün ev bakmaya başlayacağım kendime. Hayır ya o gitsin. Ben niye gideyim? Haklısın şekerim. Arkadaşım artık bir evin yok. Artık... Neyse analog var en azından analog. Ay çekemiyorum artık. Ben Alkan her şeyini biliyor bildiğimi sanıyordum bu arada. Hayatım bu çok temel bilgiyi bilmiyormuşsun. Yok yok bak ne güzel program. Yok, yani şey, anlatıyor adam ne var yani? Hayır, anlatsın anlatırım canım. Anlatırdım da konusu geçmedi anlatmadım. Ya inanır mısın konu hiç oraya gelmedi ya. Mesut'cum. Hocam dur ben şimdi o flörtten azıcık bahsedeceğim. Şimdi senin bu 3-4 yıllık muhtemelen takılıntıda olduğun flörtün var ya. Evet abi. Vardı. Ah vardı. Öyle şeyler kolay bitmez. Aman. Cesaretin Var mı Aşkı diye bir film var biliyor musunuz? Bence o senin ruh eşin. Değil abi. Yok yok herhalde lan. Bitmiş gitmiş. Tabii. Ama 3-4 sene flört uzun. Uzun abi. İyi anlaşıyor muydunuz onunla? Anlaşıyorduk. Değil mi? Anlaşılır çünkü. Neşeli bir insan mıydı? Değildi. Vallahi mesela öyküme bakarsak hangi hanımefendi sence daha güzel dürüst ol? Düşündü! Bu çocuk tam bir amatör! Bu çocuk bu kadını tutamaz! Hakan o kadar tatlısın ki ya. Ben seni bugün ayıracağım ya. Yok abi bizim çok güçlü bağlarımız oldu. Elbette oğlum. Çok güçlü bağlarınız var. Kovalent. Çok... Sözelciyim anlamıyorum. Anlayanlar güldü şu an. Öbür tarafla da bağların fena değil ama 3-4 sene. Sıfır mı? Sıfır. Herhalde lan. Sıfır. Hayatım ben çok kaşıyorum bilerek bir şey yok. Ya yok ne olacak? Bitmiş. Bence ikinci bölüme başka çift bulacağız biz. Ben sana söyleyeyim. Yok yok bitmiş ya. Önemli değil. O kızdan hiç haberin yok senin. Yani dikkat. Ben 45 dakika öbür kızı konuşacağım. Ya bazı uzun ilişkilerinden haberim vardı ama... Bilmiyorum. Bu 3-4 senelik flörtten haberim yoktu. Tamam ama kastettiği de bu şey be. Bazen böyle birini çok severiz. Bir şey sorabilir miyim? Bu asker... Ay, harika benim oluyor. Askerde seni ziyarete gelen... Hayır canım, hayır. Dur. Hastanede ne oldu? Yok, hastanede değil. Askerliğini yaparken...
bir eski sevgilisi ziyarete gitmiş. Sen de varken. Yok, hayır, biz sevgili değildik. E tamam. Yani senden önce ne olmuş olmuş. Aynen aynen. O sorun yok, değil. O değil. Hani, o muydu diye. Hayır hayır, o değil. Ben mesela onu biliyorum. Hani yeni biriymiş o. Sen askerdeyken ziyarete geldi. Öbür kız kim? Hangisi abi? Halkalı bak. Askerde... Fotoğraf falan yok lan. Bütün Ankara'yla öpüşmüş. Askerdeyken ziyaretime gelen eski kız arkadaşım mı? O eski bir kız sevgilimdi. O zaman sevgilindi. Gayet gelebilir. O zaman da değildi abi. O zaman da sevgilim değildi. Flört. Flört de değildi. Eski sev... O zaman da eski sevgilimdi. Ve arkadaştık biz onunla. İncelik yapmış. Nerede yaptın askerliğini? İstanbul'da. Oraya geldi. İstanbul'u görmeye gelmiş. Maltepe'de abi şöyle. Bedelli yaptım ben. 18... Yok. 18 gün tabii. 18 gün. Sen bedelli yaptın. Kız bedelliye seni ziyarete mi geldi? Hayır çünkü... Sen şimdi zorlanırsın 15 gün. Silah taşı, patates soy, zor zor. Kolay değil bedelli. Yok abi, hamburger getirdi, bir şey değil. Hamburger mi? Evet, bedelliye de hamburger götürsün, ne yapacaksın? Yani, ya İstanbul'da oturuyordu, yakındı çünkü birliğe de evi. Ondan sonra oradan ziyarete geldi. O yani. Şu ana kadar 20 dakikadır sendeyiz, 18 dakika halkın eski sevgilileriyle konuştu. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Ya güzel oluyor ya, hoşçakalın. Siz tam rabarbacısınız ya, o yüzden çok daha rahat bir bölüm oluyor. Tabii abi. Senin ona anlat. Senin mesela eski sevgilin kaç yılda hayatım? Şöyle, benim 2 senelik bir ilişkim olmuştu. Tamam. Ama hani o zaman işte biz Hakan'la pek hani tanışmıyorduk. Son 1-2 ayında anlattın mı? Ya evet, biliyor aslında kısmen onu. Ama kısmen. Asıl bizim şöyle bir olayımız oldu. Şimdi biz Hakan'la tanışıyoruz ve arkadaş olarak da sık sık görüştüğümüz o arkadaş grubunda benim bir sevgilim oldu. Yani Alkan'dan önce. Tamam, olabilir. Ve biz böyle işte o, ben, Alkan hep böyle bir arada... Öyle mi? Geçirdiğimiz evet, zamanlar. Bak oldu. Aslında bu hikayenin kaybedeni Alkan. Kazananı, işte. Kazananıyım abi, nasıl? Şu anda birlikteyiz. Hayır oğlum, o dönem diyorum, o dönem. Ha, o dönem. Aynen, evet. O çocuk... O çocuk, o böyle 1-2 aylık. Siz mesela sen, sevgilin ve Alkan, üçünüz bir yere gittiniz mi hiç? Gittik abi. Öyle mi? Aynen. Karşında öpüştüler mi? Yok abi, öpüştüklerini görmedim. Öyle mi? Bence öpüşmüşüzdür ama. Konsere falan da gittik ama hatırlamıyorum, karanlıkta öpüşmüşlerdir belki, görmedim. Üçünüz, senin ne işin var çiftin yanında? Gitme. Ya daha kalabalık bir kalabalık ortam abi, ya. Kalabalık abi, ya biz de 3 kişi değildik, hani 6-7 kişi falandık, konsere gittik. Tamam. Tanıdığımız kişilerin konseriydi. Ayrıldığını sen söyledin mi kendin? Ben söyledim, hatta şöyle oldu, ayrıldık, akşamına biz Alkan'la buluştuk. Yok, hem ertesi gün, yani biz gece ayrılmıştık. Ertesi gün ben Alkan'a yazdım, Alkan'la dedim. Alkan, abi o ayrıl, bak şimdi arkadaşlarımız ayrılabilir, göz de koyabiliriz, bunda bir sorun yok. Ama mesela gecesinde ayrılmış kıza sabahına yazılır mı Amrakim? Ben yazdım. Sen yazdın. Ben yazdım. Sabahına cevap verilir mi Amrakim o zaman? Abi ne diyeyim, ne haber yazmış. Ne haber hayatım, biraz kendine gel öyle bir hafta sonra. Dedim ki benim biraz canım sıkkın. Buluştunuz. Buluşalım. O dedi ki benim akşama tiyatro biletim var ama ben de tek gidecektim. Gelmek ister misin? Gittiniz. Dedi. Ben de olur dedim. Ben 2 bilet almıştım. Hani bir arkadaş Ankara'da... Sen gelen... öyle misindir? Hayır şöyle abi. Ya ben sen bak çok tatlı bir adamsın. 2 bilet alıyor. Eda ne yapıyorsun? Ayşegül akşam ne yapıyorsun? Vardır öyle tipler. 1 bileti boşa çıkarır. Rehbere başlar. Bunu zaman zaman yapmışlığım vardı geçmişte. Tamam. Ama şöyle, bu öyle değildi cidden. Bir arkadaşımla beraber gidecektik. Onun işi çıktı galiba, hatırlamıyorum şu anda tam olayı. Ben tek gidecektim. Ben çok hani giderim tiyatroya, sinemaya, tek de giderim. 2 bilet alsam da tek giderim. Ondan sonra... 2 bilet alma mı dokuyum yani? Tek gideceksen tek bilet alınır. Gelemeyen olur, gelemeyen olursa falan diye. Tek de giderim. İptal etmem programı anlamında. Anladım. Ben Ankara'ya geldim sana yazacağım. Bilet var mı fazladan diye. Abi ben onu kadınlar için alıyorum. Siktir git ya. Seninle gitmek istemiyorum. Hayır efendim. Hayır zaten. 16 kişiden cevap bekliyorum. Hepsi hayır derse kabul. 3,5 yıldır da almıyorum. Maşallah. Beraber yaşıyorsunuz ya. Çok tatlı bir yerden soracağım. İyi işte, siz izleyebilirler. Kim daha çok hadi diyor? Anlamayan Alkan var. Neye hadi? Alkan diyor. Sen mi? Evet abi. Öyle mi? %'ye vurursak? Ya 60'a 40 falan. Ha, tamam. Çok büyük bir dengesizlik yok. İlişkinin dokunmatiği kim? Benim. Onu nereden anlıyoruz zaten? Yani çünkü böyle mesela farklı koltuklarda falan oturmamızı sevmiyorum. İlla ya yani böyle bir şeyler izlerken yani böyle yan yana oturmak istiyorum. Elini tutmak istiyorum. Sen? Abi L koltuğumuz var bizim salonda. L koltukta oturuyorum mesela ben. Öyküm geliyor, gidiyor dibime kadar. Bir de bizim ev merkezi sistem. Çok sıcak oluyor. Bu ayrıntı için teşekkür ederiz hayır, bizim. Şöyle... 3+1 balkonu da içeri alınca biz... Mesela kira da 4,5'tan 7'ye çıktı daha yeni. Ev sahibi şerefsiz aradı. Aslında %25 yapabiliyor.
zengin görünmek istememek için. Yani çok yanıyor. O yüzden çok sıcak oluyor. Ha, anladım. Yani hürriyademizle kombiyi biz açmıyoruz diyorsun. Ev ne kadar sıcak olursa olsun Öyküm üstüne de battaniye alıyor. Bir de onunla geliyor yanıma. Ben bir yerden sonra ben biraz şöyle L'nin diğer kısmına gideyim falan diyorum. Öyküm sen ter mi seviyorsun bu hayatta? Ya ben sıcak seviyorum. Evet bu bir gerçek. Tamam. Ama yani halkını da seviyorum. Ne yapayım, yanına gitmek istiyorum. Ne güzel anlattın. Hanımlar beyler, ilişki testi geziyor. Turnemiz var. 2 Nisan İzmir, 8 Nisan Bursa, 9 Nisan Çanakkale. Peki bu şehirlerde nerede miyiz? Aha! Bu arada ilişki testine konuk olmak istiyorsan, sahneye gelmek istiyorsan Santral Kumpanya ekibine başvur, videonu yolla. Gel konuşalım. Hanımlar beyler, Ankara'da nefis bir çiftle ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Bu ilişkinin bir tık da olsa bir kıskancı var mı? Aslında bence yok ama hani böyle aralarda küçük kıskançlıklar yapan kişi varsa o benim. O belli ama senin aynen, enerjinden evet. De belli. Sence bu adam flörtöz mü? Yani şöyle... Pardon güldüm ama. Yani adam dünyayla flörtleşiyor. Analoglar, fotoğraflar. Yok yok estağfurullah. Buraya gelene kadar buna cevabım hayır olabilir. Hayır yok ya. Çok tatlı bir adam. Hayat seven, neşeli bir adam. Dışa dönük adamlar flörtöz zannediliyorlar. Ya evet, bence böyle aşırı flörtöz biri değil ama mesela ilgili biri. Hani. Mesela? Ne gördün şimdiye kadar? Mesela yani benim arkadaşlık sürecimiz dahil yakın gördüğü bütün arkadaşların yardımına koşar. Hani kötü gün dostu. Bunda bir şey yok. Sence peki bir hanımefendinin yardımına koşarken içten içe acaba mı? Ya sadece yardıma koşmak değil tabii ki ama hani o süreçteki hani başka şeyler de. Yani mesela ben arkanı nasıl anladım bana yürüdüğünü? Ben onun okuduğu bölümle ilgili bazı dersler alıyordum mesela. Sürekli bana yardım edeyim. Yani daha yardım talebim dahi yokken. Hangi ders mesela? Yani mesela medya okuryazarlığı dersi almıştım. Medya okuryazarlığında neyine yardım edeceksin sevgili Alkan? Ben iletişim mezunuyum Ankara'da. Okuma yazma öğretebilirim sen Latin alfabesi. Yok. Ya alana dair makaleler, kitaplar, öneriler. Buradaki peki motivasyonun ne? Vakit geçirmek. Arkadaşlık tamamen o zaman. Tabii bu oğlum. Yürüme değil abi. Cidden. Elbette abi. Ben kesinlikle yürüme olduğunu düşünüyorum. Bunu Alkan hep reddediyor. Bir tane daha var diye düşünüyorum. Abi biri birine ben sana derslerinde yardımcı olayım diyorsa yürüyordur Alkan. Anayasada geçer bu yani. Yani. Birkaç şeyin birleşimi olunca oluyor. Mesela bir diğer işte şey mesela geliyordu bana şey yapıyordu işte böyle masaj yapıyordu mesela bana. Yani bu yürüme... Arkadaşça abi yani. Bir saniye arkadaşça. Şöyle kendisinin de bir akşam şöyle kendi oldu. Kendi sokacağım böyle programa. Hayır şöyle. Bırakın artık beni. Bütün taktiklerim ortaya çıktı. Hayatım fotoğraflara bakarken ben sana masaj yapayım mı arkadaşça? Cümleyi toparlayayım abi şöyle. Biz abimle yaşarken abim sağlık görevlisi benim. Nöbete gidiyor. Abime yazmış öyküm. Abime daha yakın olduğu için hani benim canım sıkkın size geleyim mi yazmış. Tamam. Ondan sonra bize geldi. İşte salonda yatak açtık. Ben üst katta yatıyorum. Ters dubleks bir evde. Gereksiz ayrıntılarda mı oluyorum? Şu an evinizle ilgili her metrekareyi biliyoruz. Belki de sistem olduğunu biliyoruz. Ters dubleks, L koltukları var. Bunlar bambaşka evler bu arada. Öyle mi? Tabii. Tamam. O yüzden o sırada şey dedi. Masaj yapar mısın dedi. Kendi söylemişti o zaman. Asla öyle bir şey olmadı. İkiniz yalnızken. İkiniz yalnızken. Evet. Abin yok. O zaman yalnızım. Hayatım eğer bu hikaye gerçekse bu adam %100 haklı duruma çıkıyor yani. Hayır asla öyle bir şey. Evime güzel kadın gelmiş masaj yapar mısın? Hayır. Yaparım. Asla öyle bir şey olmadı. Yapacağım. Buna hayır diyen siktirse gitsin. Benim masaj yapmak istiyorum diye örnek verdiğim şey böyle gündüz. Mesela dışarıdayız ya da başka bir arkadaşımızla. Dokunmaktan bahsediyor herhalde yani. Ya evet yani böyle temas halindeydi hani. Tamam. Alkan bu bana. Evdeki hikayede şimdi seyircimize soracağız. Hanginiz gerçeği anlatıyor? Bir detay daha vereceğim. Sen bana masaj yapar mısın dedin mi demedin mi? Demedim. Tek cevap. Demedim. Dedi mi? Dedi abi. Bekle. Gerçeği Öyküm söylüyor diyenler o desin. Gerçeği Alkan söylüyor diyenler o desin. İkiye ayrıldı Ankara. Kadınlar ve erkekler olarak. Alkan sana gelen sesten ben korktum. Kıraathane oldu ben. Oo! Meme!
Kimse beklemiyordu memeyi. Ne güzel konuştu ya. Orospucu ne kadar güzel. Bir de alkışlayalım. Çok güzel konuştu. Dur dur. Of. Yani bir, ama burada bir artık kanaat var. Biriniz gerçekten ya geri adım atın. Hakan o gece öyle bir şey demedi. Benim kastım başka bir hayır, günlerdi. Hayır o sana sen dedin diyor hayatım. Hani bence ikimiz de öyle bir şey demedik o gece. Masaj yapıldı mı? O yapıldı. Hayatım. Alka vallahi ben sana yakınım. Öyküm. Önemli değil. Dersin ki Mesut'cum kadınlık gururuna yediremedim şu an anlatamadım. Bütün seyircilerimizden özür diliyorum dedim. Bunda bir şey yok masaj ya, yap demem de. Olabilir tamam. Hayda! Sherlock Holmes gibi çözdüm vallahi. Halkan ilk zamandan beri yanındaydım ben senin. Eyvallah abi. Ne var? Niye güldünüz anlamadım şu an. Hemen bu sevincini öbür flörtünle paylaş. Hemen. Başka alo biliyor musun? Yok. Haklı çıktım sahnede. Çay içer miyiz? Halkan dünyanın en yakışıklı adamı mı? Hayır değil. Bir zahmet. Dünyada çok... neler neler var yani. Tabii lan. Kaç veriyorsun onun üzerinden? Çok dürüst ol. Ya ben 10 üzerinden 7 veriyorum Hakan'a. Gayet. Yani iyi gönül yani, gözünü de ekledin yani. Bu adam konuşunca... Yok, 7. Bak gözleri çok güzel. Evet. Enerjisi muazzam. Evet. Konuşunca 8'e 9'a çıkıyor. Çıkıyor. Ama yekpare dışarıda bak 3-4 geziyor. O kadar da değil ya. O kadar. Aferin kız satmadı kocanı. 7 verdin. 7 verdim. Ne olsa 10 olurdu? Yani şöyle, ben Alkan'ı tanıdığımda biraz daha zayıftı. Hı-hı. O yüzden hani biraz daha zayıf olmasını tamam, isteyebilirdim. O zaten görünen köy. Başka? Başka? Yani... Kası var mı? Kası yok. Evet biraz kas isteyebilirdim. Sıfır mı kas? Yani tabii kollarında falan var ama yani ben onu çok saymıyorum. Ne bileyim sonuçta herkeste var. Yani kadınlarda da var. Yo olmayanlar var ya ben şimdi. Kasınız olmasa bir şey kaldıramazsınız. Hayatım hayata devam edecek kadar eklememiz var çok şükür. Manyağa bak hiç kasımız yok demedik biz de yani. Kıkır takmışım ben 2-0-1 böyle. Bölüm bitince böyle su birikintisi böyle yerden gidiyor tık tık tık. O daha tamam, kaslı birine olmasını isterdim. Tabii ama mesela göğüs yani, göğüs yapsın ister miydin? Evet isterdim. Yani mesela daha ya şimdi şöyle Alkan kalıplı biri. Ben kalıplı olmasından yana hiçbir şeyim yok. Rahatsızlığım yok. Yani hani Alkan'ı daha ben zayıf gördüm. O zaman da böyle omuzları falan geniş. Bu benim hoşuma gidiyor. Şu anda da geniş mi? Evet şu anda da gayet geniş. Bak bakalım yüzüne. Kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş gözü göz. Ne olabilirdi yüzünde? Bu şimdi yüzünde, mesela... Ya şöyle biraz daha yanak olabilirdi. Ya şimdi yanak... Yanak mı? Evet evet. Yani... Hayatım bu adam zaten yanaktan müteşekkil yani. Ama hiç et yok biliyor musunuz? Hiç sıkılmıyor. Ne var orada? Yanağımı sıkamıyor. Evet. Öyküm. Benim sert biraz etim. O yüzden aa, ondan... Biz evet, ne konuşuyoruz kasaba geldik gibi. Sakatat. Bunun uykuluğu çok güzel olur bak. Porsiyon söyleyeceksin. Rakıyla nefis gider bu adam. Burnu da daha güzel olabilirdi. Burnu? Burnu biraz düşük. Yok hayatım daha erkek burnu. Düşük. Yani. Çok burnu yok gibi bu adam zaten. Bak bakayım hocam güzel burnu bu. Böyle göstereyim. Gözlüğü de çıkarayım. Burnu çok güzel ne demedin? Yani daha güzel olur. Burnu senden güzel öyküm. Burnu düşük sadece de ondan evet, rahatsız galiba. Efendim? Senden güzel burnu adamı. Hayır kabul etmiyorum. Bayağı eleştirilere açıksın bu arada sende yani maşallah. Hayır efendim siktirsin gitsin herkes. Soracağım lan Alkan'ın burnu kötü mü? Hayır. Hayır. Alkan'ın burnu, Öykü'nün burnundan güzel diyenler o desin. Halkımız, belki en arkadan bile bak maşallah en arka. Bizi karınca kadar görüyorlar şu an ama. Ne gördünüz de burnu acaba oradan? 7 kilometre var aramızda. Ben sizi hiç görmüyorum şu an mesela. Ama halkımız, burun yok, konusunda... Ya, Alkan'ın bence kaşı kaş gözü göz. En beğendiğin fiziki özelliği ne bu adamın? En beğendiğim fiziki özelliği böyle uzun boylu ve heybetli biri olması. Tamam. Yani aslında mesela omuzları benim hoşuma gidiyor. Tamam. Poposu hoşuma gidiyor. Hah. Alkan'ın poposunu popo demeden tasvir eder misin? Neye benziyor poposu? Tamam. Otoban abi de neye benziyor? Yok. Öyle. Yani böyle... pamuk gibi. Ne kadar çirkin bir tasvir oldu ya. Canım sıkıldı hocam senin pamuk gibi popondan şu an. Benim tadım kaçtı. Gideceğim ben ya. Yok kötü bir anlamda düşünmeyin. Yani böyle hayır, mesela pamuklu giysiler huzur verir ya. Öyle düşünün. Alkan'ın poposu huzur mu veriyor?
Ben ilk defa duyuyorum huzur veren popo. Güzel bir his dokunmak. Dokunmak güzel. Evet. Huzur veriyor sana. Evet. Sanki ama böyle yani huzurdan daha fazlasını da ihtiva etmeli. Huzurlu olur mu işler? Ediyor tabii canım. Yani. O kimseyi ilgilendirmez. Hocam popon huzurlu mu? Böyle saçma. İlişkisinde sorduğum soruya bak. Popon gerçekten huzurlu mu? Ben gelsem bir ay kalabilir miyim? Böyle huzurlu bir yerde. Tam pansiyon. Üç yani öğün yemek. Huzurluymuş. Ben de yeni öğrendim. Güzel, çok güzel anlattın hayatım. Ağzına sağlık. Dünyanın en güzel kadını öyküm mü? Değil abi. Tabii. Ama acayip tatlı bir kadın. Kesinlikle. O da senin gibi. Zaten çok güzel ama konuşunca da artıyor puanı. Kaç veriyorsun hanıma? 8 veriyorum ben. Politik bir cevap, güzel. O bana 7 verdi, bir puan vereyim ki başım ağrımasın. Nereden kırdın? Yani nereden kırdım? Dürüst ol, dürüst ol. Rahat ol. Hayır, bundan değil. Siz de iyice bunlar da tam 1000 tane patişeymişçi. Burnu de, burnu de! Yani... Biraz daha göğüsleri büyük olabilir miydi acaba diye düşünüyorum bazen. Düşünme güzel kardeşim. Bazen düşünmemeliyiz. İnsan bazen düşünme yetisini kenarda bırakmalı. Ben yarım saat sonra yokum. Bana bu kadar güvenme. Ondan sonra beni arama. Ayrıldık pezevenk. Ben sana öyle mi dedim? Rahat ol derken coş mu dedim? Ya bu tabii ki. Olabilir. Ben nerede duracağımı bilmiyorum şu an acaba bucağın karşısında. Susacağım. Sorun değil. Biraz da gıdığı var. Onun dışında... Neler duyuyoruz ya? Var. Hani gör... Var. Görünen köy var. Gıdığın var. Gıdığın var mı bakayım hayatım? Yok ya. Var. Biraz var. Yok diyemem. Var onun şeyi var. Müdahale ediliyor. Ya onunla gelene kadar neler var ya. Çok küçük bir şey bence. Bence de. Hiçbir şey yok. Çok hayır, müdahale edecek hiçbir şey yok. Ben gayet memnunum. Seviyorum. Tabii evet. Sen soruya şey, cevap veriyorsun şu aynen an. Aynen öyle. Bravo. En çok neyini beğeniyorsun hanımın? Boynunu çok beğeniyorum. Benzet bakayım, tasvir et. Boynu neye benziyor? Yani... Senin götün huzurlu, onu gördük, duyduk. Boynu... Neye benziyor? Huzuru diyecektim ben. Onu planlamıştım. Onu demeyeyim diye biraz bir şey böyle farklı, somut bir şeye benzeteyim. Sabahki sıcak ekmeğe benziyor abi. Ben çok severim. Sabah kahvaltı yapmayı çok severim. Belli zaten. Yemek yemeyi çok severim. Valla şaşırdık şu an. Diyelim açsın. Açsın. Ekmek de yok. Yemem abi. Ay boynu var. Sıcak ekmeğe mi benziyor? Evet abi. Ha, güzel tasvir ettin ama. Yani... Onsuz olmaz. Yani sabah kahvaltısı benim için yani... Ne sürüyorsun sen ekmeğe? Abi kahvaltılık işte. Masada ne varsa. Tamam. Çemen. Çemen yok. Çemen çok... Çemen sürmüş kızın boynuna. Hocam fışt yaptın. Hanımın bir huyunu değiştir. Dağınıklıktan biraz fazla rahatsız oluyor. Yani ben bazen... Aklı değil mi kadın? Ben bazen bıraktığım şeyi yerinde bulamıyorum. Ve saatlerce, dakikalarca onu arıyorum. Ne bırakıyor mesela? Ya bırakmış oluyorum mesela. Kravat oluyor, kemer oluyor ya da ne bileyim... Nereye bırakmışsın? Yatağın üstüne bırakmış. Hayır, yatak odasında bir sandalye var. Onun üzerine bırakmışım mesela. Tamam. Sen ne yapıyorsun hayatım? Ben de dolaba kaldırıyorum. Ama hangi dolaba ve nereye olduğunu asla bilmiyorum. Yani... Ya dolap... O zaman kaldırsın diye düşünüyorum ben de. O günlerce beklemiş oluyor. Ben de bir noktada kaldırıyorum kendimi. Sen hocam oraya kravatı koyup kaç gün sonra almayı planlıyorsun? Bir hafta sonra. Ne zaman ihtiyacım olursa. Ama ev öyle bir şey değil ya yani. Ne bizim şöyle oluyor yani o sandalye bir dağ oluyor. Yani... Ama sadece benim eşyalarım değil tabii ki. Ya tabii ki benim de oluyor. Yani ben mesela kendimkileri toplayıp arkamdakileri orada bırakamam. Onunkileri de katlıyorum hızlı hızlı. Kaldırıyorum. Ama belki de bırakmalısın ama. O da diyor ki bırak orada. Bence bunun çözümü sandalyeyi kaldırmak. Haklı kadın, evet. Öyle böyle düşünüyorum birkaç zamandır. Sen bir huyunu değiştir. Şöyle, Alkan horluyor. Bu huyunu değiştirmek isterdim. Bu huy değil, fiziki bir deformasyon. Deformasyon diyene kadar horlama birader. Elimde değil. Tamam, bunu geçmeyelim efendim. Biraz horlamasını bize bir anlayalım. Ne kadar horluyor? Yani beni uyandıracak kadar horluyor. Öyle mi? Evet. Kilodandır o. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Doktor da öyle olduğunu söyledi. Böyle bilgiyle biz devam ediyoruz hayatımızda. Hayatımda duyduğum en tatlı laf sokma. Bu bilgi bizde var, yıllardır horluyor. Ama bilgiyle horluyor, öyle söyleyeyim. Bilgisi cebinde efendim.
bak uyku dedin ya, horlama dedin ya. Şimdi sen diyelim ki bu adamı bir arkadaşınla tanıştırdın. Personal trainer Nilay. Sadece merhabalaştılar. Tamam. Rüyasında Nilay'ı dakikalarca sayıklasa. Bunlar rahatsız olur musun? Olurum. Neden? Olurum. Ama rüya bu. Bilinçaltımızdan sorumlu muyuz? Değiliz ama ben rahatsız olurum. Değiliz ama sikerler. Bana ne yani? Yani ne dersin şöyle, mesela? Bilinçaltımızdan sorumlu olmayabiliriz ama sonuçta bilinçaltımız da yani gökten zembileyemiyor. Demek ki gündüz onun hakkını düşünmüş ki. Bunu bilmiyoruz. Bence bilim öyle. Daha buna karar vermedi. Bir kere başımıza geldi. Hah. Ya böyle birini sayıklamadı ama yani böyle ya böyle nasıl desem rüyasında biriyle flörtleştiğini falan anladım yani ben. Ya öyle ne yapıyordu yatakta? Ne yapıyordu? Belki öbür flörttür, 3 yıllık var ya. Kesin o, kesin o. Bayağıdır yoksun ve biliyor musun? Yani ben çok sinir oldum, hemen yandırdım. Epeydir yoksun. Sen şu an yanımda yatan kadından çok daha güzelsin. Bir bunu şey söyleyemiyorum. Onu da puanlatır mısın? Uyuyorum şu an hayatım, bir dakika. Neyi puanlatacağız, öbür kızı mı? Evet, onu da puanlatacağız. Neyi puanlatacağız, çok ayıp değil mi şu? Beni puanlattık, onu da puanlatacağız. Ama sen sevgilisin ya. İlişki testi ya bura. Öbür kızı fiziken puanlatalım. Evet. Kaç veriyorsun baba? Ben de hemen ikna oldum. Ama ayıp değil mi burada olmayan birini puanlamak? Şu kadar umurumdan bakalım benim ayıp. Yarım saat. Manyağa bak. Bu programda da kendisi bir ayıp. Yedi abi. Siktir. Ateş de oynuyor hala. Ya ver üç kurtul. Açık akıllı ol. Abi benim de gözüm hani... Oğlum bak sen cesaret yapamıştın. Sen arada ne içtin? Sana bir tanecik bira verdik. Bu hale gelemezsin ya. Yedi mi öbür kız? Yedi. Valla tamam. Nereden kırdın öbür kızı? Ben kime kimin huyunu sordum? İkimize de sordum. Sana sordum ama sen horlama dedin. Horlama huyu değil. Huy demedi. Ya o zaman başka bir şey söylemem gerekirse var. De şey... Ya böyle alkanla sevgimizi belli etme yöntemlerimiz aynı değil. Ne güzel ifade ettin. Yani bu arada ben buna iknaım yani. Hani alkan beni sevmiyor gibi değil. Hani nasıl alkanla, gösteriyor? Ya mesela daha böyle act of service derler. Yani böyle daha böyle mesela bir şey alır bana. Mesela işte geçen gün... Çok önceden gördüğüm bir muffin vardı. Onu almış gelmiş. Güzel mesela hareketler bunlar. Evet, bunlar hep sevgi göstergesi. Ben bunlara artık iknaayım. Hani sorun sen ne bekliyorsun? Ben böyle gerçekten seni seviyorum. Bugün ne kadar güzel olmuşsun falan gibi. Bunlar hani yok böyle, mu hiç? Pek yok. Hani ama dediğim gibi yani ben böyle hani Alkan beni sevmiyor gibi düşünmüyorum. Ya çok güzel ifade ettin ama. Hocam. Ama hani olsa biraz daha... Sen sevgi yani. Görüyor musun? Nasıl? Sevgi görüyor musun? Ya evet. Hayır, duymadım. Hangisinden? Hüsnü. Kafa gitti. Bence tam o an öbür kızı düşünüyor. Tam. Lan yedi verdik, ayıp mı ettik ya? Hani duymamıştın da o yüzden abi. Ya şöyle... hissediyorum. Öyküm söylüyor zaten bunu. Sürekli dile getiriyor. Bu hani dönemsel olarak işte ilişkinin başında falan da biraz problem yaratmıştı bizim için. Açtık ama tabii ki. Daha açık söylüyorsun. Ben dikkat ediyorum artık. Yani söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra dile getirmeye çalışıyorum falan. Ama ben hayatım boyunca hiç öyle açıktan söylemedim. Arkadaşlarım için de öyledir bu yani. Arkadaşlarıma da işte onları düşünerek, onlar için bir şeyler yaparak falan dostluğum, arkadaşlığım hissediyorum. Senin tarzın bu. Evet. Tarzım bu biraz. Ama hani konuştuktan sonra biz bunu dikkat etmeye başladım. Dikkat etmeye başladı mı? Başladı. Süper. Evet. Siz birbirinizin ailesiyle tanışmışsınız. Tanıştık. Sen tanıştık muhtemel abi. Kayınvalide, kayınpeder tanıştın. Tanıştık. Nasıl abi. İnsanlar? Gayet iyi. Tanıştığınız o anı anlat bakayım. Nereye gittiniz? Şimdi şöyle annesiyle ve babasıyla ayrı ayrı tanıştım ben. Ayrılar mı? Ayrılar. Okey. Annesiyle evde tanıştık. Öykümlerin evinde tamam. Tanıştık İstanbul'da. Baba? Babayla Ankara'da tanıştık. Tamam. Ankara'ya gelmişti o. Ankara'da bir mekanda buluştuk. Üçünüz? Üçünüz. Aynen. Amca haricinde herkesle tanışmışımdır herhalde evet, sülalede. Yani halamla falan da tanıştı. Öyle mi? Aynen. Halalar, babaanneler, anneler. Kayınvaliden nasıl? Dayılar. Valla tatlı insanlar. Ya bu arada bizim tanışmamız şöyle oldu. Ayvalık'ta yaşıyorlar Alkan'ın ailesi. Biz de yani ben hayatımda hiç tanışmadığım insanın evine kalmaya gittim bir hafta. Bu arada dünyanın en saçma şeyi. Bir daha olsa bir daha yapmam mümkün muhtemelen. Bir hafta kaldın. Evet, çok gerildim. Yani gitmem gelmem yani çok zor. Çok iyi bir fikir yani değil gibi bence gerçekten. Bence de değil bu arada. Yani gitmek, tanışmak, bir gece kalmak tamam. Bir hafta uzun gibi. Aynen. Yani şimdi uzak bir yere gidiyoruz ya. Tamam. Yani çok da görüşemedi. Ya uzun ama Ayvalık ya bura. Bir hafta çok olup bir hafta kız. Yani şimdi şöyle. Nerede mesela onlar varken nerede uyudunuz? Ayrı uyuduk. Yani ben salonda uyudum. Alkan alt katta uyudu. Öyle mi? Hiç böyle gece minik minik
Öbürünün yanına gitmeler? Yok. Olmadı. Gündüz oldu ama ufak ufak hani kimse yokken böyle. Ha. Ya şimdi ne yaptınız lan dördeş? Boş ver şimdi anlatma. Kimse yokken ne yapmış? Ay, anlatıyor bunu hala. Amcam şöyle, dedem böyle. Bana ne? Kimse yokken ne yaptınız? Yani işte ufak ufak yakınlaştık. Ufak ufak. Bir de onun tedirginliği de vardır. Çünkü geldiler. Bir hafta yani. Kim ha geldiler, ha gelecekler. Ya oha, bir hafta buramıza geldi yalnız. Mesut Bey, biz normalde tavşan gibiyiz biliyor musun? Like a rabbit. Bilmiyorum İngilizceniz var mı? Ya bir de şöyle bir şey oldu giderken. Şimdi biz ayrı ayrı şehirlerden. Dur şimdi şöyle bir şey hayal kuralım. Minik minik yakınlaştınız. Tamam mı? Sen tişörtünü çıkarttın. Bu adamın tişörtünü çıkarttın. Laks geldiler. Ne yaşarız orada? Salondasınız. Salondayız. Çıkarlar. Toparlanın yani derler. Diyelim. Ya şöyle toparlanın derler, çıkarlar. Öyle mi? Evet. Hakikaten sonra onun bir gerginliği olur mu evde? Olur, net olur. Olur, olur. Olur tabii. Olur. Değil mi? Evet, kimin ne olacağına da bağlı. Annem de biraz daha olur, babam biraz daha şey olur. Rahat olur. Babam daha sakindir. Biz de annem biraz daha dominant. Babam benim katarakt abi, görmez diye. Daha sakindir. Baba bakıyor böyle, ne oluyor lan? Bir... Daha sakindir. Allah Allah. Annem biraz daha dominanttır. Öyle mi? Anne dominant. Bence tamam, öyle. Anne yakalalı diyelim. Senin kenara çekip konuşur mu? Konuşur abi. Ne der? Allah sen. Dikkat et der, yapma der. Neye dikkat et oğlum? Ay niye, yani niye yakınlaşıyorsunuz burada der ya? Yani. Ha değil mi? Dik, azıcık bir saygı, aynen, sevgi der. Bir de bence evlenin diye şey yapar. Yok ya. Eder. Yok, ben hiç sanmıyorum ben öyle şey. Sanıyorum. Ben sanmıyorum. Herhangi bir evlilik fikrinden fersa fersa, hayır, kaçıyor. Anneye yakalattık, yine evlenmiyor. Hayır, şöyle... Yok, benim annem... Ya çünkü bana annem zaten söylüyor, öyle biri değil. Bana söylüyor çünkü... Annem evlenin diyor ama onu, yani, sırf onu gördüğü için değil. Anladım. Ha tabii, ben de o anlamda söylemedim. Yani mesela bir hafta sonra tekrar konusunu açar. Hani evlenmenin falan. Ha bu olaydan sonra. Evet. Ha, anladım. Siz o zaman azami dikkat gösterdiniz o evdeki. Evet, çünkü ev çok kalabalıktı. Ya şöyle, benim abim ve eşi ve çocuklar da vardı. Şöyle yani, bir rahatlık vardı. Kız sen cehenneme gitmişsin ya. Hayır Öyküm. Abimi... Ben abisiyle tanışıyorum. Sen üçüncü gün demedin mi ben gideceğim diye? Yok, ben önceden tanışıyorum Hakan'ı, büyük abisiyle. Ondan bahsetmiyorum. Yine de bir aileye bir hafta kalmaya gidilir mi ya? Yok o demedim. Güzel denize falan hafta, gidiyordum. Bu arada bir hafta kalmadık. Dört gün kaldık. Doğru. Ben neden her hikayenin gerçeğini sonradan öğreniyorum. Bastı gitti bu kız. Dedi ki ben dedi o gün ilişki testinde dedi flört olayını anlattın ya dedi. Ben dedi o gün kurdum. Ayrıldı. Bir, kaç haftada beni dövmeye gelirsin? Ne kadar zamanda kendini toparlarsın ve bu hakikaten çok güzel bir enerji var. Bu enerjine gelirsin. Ya biraz zaman alır diye düşünüyorum. Ne kadar alır ya baba? Bir sene, bir seneye geçer. Bir sene. Aynen. O bir sene içerisinde peki hayatına kimse girer mi? Kısa da olsa. Kısa, girebilir. Öbürüne bir yazarım bakalım, boş mu? Yok, girebilir. Bunda ben beis görmüyorum ama... Sen hayatı çok seviyorsun. Biraz bana benziyorsun. 3-5 ay girmez. Aha. Ondan sonra yavaş yavaş bir şeyler olmaya başlar ama onlar da biraz zor olur. Yani uzun evreli olması biraz zor olur. Evet, yani bu uyumu bulamazsın kolay kolay. Bulamam. Değil mi? Bulamam. Sen kuzum, bastı gitti. Yani benim de bir seneyi geçer bence. Öyle yaklaşık mi? Bir seneyi bulur. Evet. Sonra başka artık yeni tabii hayat. Tabii yani, evet. Ölenle ölünmüyor yani. Aynen öyle. Ne yapalım değil mi? Hocam. Sence Öyküm bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi. Nereden anlıyoruz bunu? Yani herkes hayatta daha iyisini bulabilirdi diye düşünüyorum ben. Biraz öyle bakıyorum meseleye. Öyküm de daha anlayışlı, daha sevdiğini açıkça söyleyen, hani horlamayan, horlamayan falan birini bulabilirdi. Ama bence böyle iyiyiz. Bence de. Öyküm? Bence bulamazdı. Yok. Bence de bulardı. Neden bulamazdı? Yani çünkü şöyle, hani bunu sadece Alkan için söylemiyorum. Yani insanlar zor. Hani Alkan'ın da bazı zor huyları var. Benim de var. Ben birbirimizi iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence benden daha iyisini bulamazdı. İyi anlaşıyoruz. Bir sürü ortak noktamız var. Yani daha ne olsun? Bence daha iyisini bulamazdı. Ankara'ya soracağız. Öyküm? Alkan'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Hadi canım. Alkan Öyküm'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Kadınlar sana yakınlar, erkekler sana yakınlar. Bu çok güzel bir şey aslında. İkinizi de ayrı ayrı sevdiklerini gösterir. Ama kadınlar senden hiç haz etmedi. Erkekler de sana bir yandan da onu gösterir. Toparlayalım. Çok da hakim değilsin. İş yerinden birkaç tane kız arkadaşı var. Erkekli kızlı bir grup. Sensiz tatile gitseler ne yaşarız? Gidebilir. Hiçbir sorun yok. Darlar mısın? Ya darlamam ama yani ben Hakan'la her
isterim. Hani bu darlamaksa, ki bence değil. Yani her gün telefonla konuşmak isterim. Kaç dakikada bir? Günde bir kere. Ha, o kadar. Tabii darlamak değil mi ya? Günde günde bir kere. Şöyle 15 dakika falan. Günde bir kere 8 saat abi, bir kere. Bu lokalde. Hocam bastı gitti. Sensiz. Gider abi. Hiç. Hiç. Rahatsın. Gittin evet. Daha önce. Gitti tabii. Çok güzel. Onların iş toplantıları oluyor senede bir kere. Nereye gittin? İki kere hatta. Konu olarak Kocaeli. Ha, Kocaeli. Tamam. Aradı mı böyle? Darladı mı görüntülü görüntülü? Yok, hayır. Hiç aramaz. Süper. Yok. Ben bravo söylersem hocam. Hani görüntülü konuşalım mı falan diye tabii ki konuşuruz ama yani onun için darlamaz. En sevdiğim adam. Helal. Puanlayalım. Kaldı mı soru? Ne o? Burası da mütercim tercüman. Türkçeden Türkçe'ye çeviriyor her seferinde. Danca ayırmışlar mı? Danca ayırmışlar mı? Danca ayırmışlar mı? Bu benim görevim Mesut Bey. Efendim kız mütercim. Aklıma soru geldi. Danca ayrıldınız mı hiç? Oğlum bak gülerseniz belli olur. Danca ayrıldınız mı? Ayrılmadık abi. Hiç mi? Hiç. Ayrılmadık ama ayrılmaya yaklaştık bence. Ha. Evet. Ne oldu peki? Ya yine bu işte Alkan'ın bahsettiği ilişkinin başlarında yani sen herhalde beni sevmiyorsun bunu bana söylemediğine göre falan diyordum ben. O zaman şey demişim ya sen birkaç gün düşün. Ha, sen seni seviyorum demiyor diye. Evet. Ya baştan yaşadığımız sorunları ben böyle sen birkaç gün düşün demiştim. Bence ayrılığa yaklaşmak yani bunu Alkan'la paylaşmadım ama bence bir şey de o. Bizim... Çok başlarıydı ama ilişki. Sayılmaz ha, evet, o. Orada sancılar onlar yani. Evet, evet. Öyle. Çağdaşlık. Nefisler oğlum, daha ne olsun. 10 diyenlere o desin. Oh. Ankara medeniyeti be. Sadakat. Çok da. Öbür kıza sadakati konuşalım mı? 3 yıl çıktı. Bayağı uzun 3 yıl çıktı öbürü. 3 yıl flört mü olur amına koyayım? Sadakat. Yok yok, estağfurullah. 5 ve aşağısı diyenler o odasın. Hayır be abi, biz sadece egzajere ettik, büyüttük, güldük ondan yani. Yoksa ben nereden kesin... baksan 300 seni sadakat. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Acayip tencere kapak, çok tatlı bir çiftsiniz arkadaşlar. Mutluluklar diliyorum. Çok bu kadar iletişimi iyi iki insanı bu kadar kalabalığın önünde bulabilmek bizim için de şans. Buradan geldiniz çünkü seyirciydiniz bugün gelirken. Hatta iki tane, iki demeyeyim ayıp olur. 5-6 çifte daha konuştuk. çok tatlı insanlar gelmiş Ankara'dan. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi 8 ve üzeri diyenler o desin. İyi bölüm sesidir bu. Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Alkışlarla! Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. Devam edelim mi siz abi? Harika bir kalabalıkla biraz daha iyi olmak için Ankara'daydık. Umuyoruz size de iyi geliriz. İlişkisi biter. Herkese teşekkürler. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Kaç yıllık ilişki? 1,5. Ama evliyiz. 4 tane de çocuk yok mu? 5 aydır evliyiz. Ne çabuk evlenmişsiniz. Evet. Birlikte yaşadınız mı evlenmeden önce? Yok, hayır. Ha, anladım. O yüzden evlendiniz azıcık. Evet. Kim kıskanç? Eşim. Nereden anlıyoruz? Çünkü Başak Burcu. Hala anlamadık. Çünkü takıyor, kuruyor kafasında, sonra kıskanıyor. Ver bakayım adama. Gerçek mi hocam bunlar? Alakası yok. Aç biraz mikrofon yakın. Yani Başak Burcu oldum diye çekmediğim şey kalmadı. Ne oluyorsa olsun suçlu ben oluyorum. Başak Burcu olduğum için. Buradan Başak Burcu... Ne oluyor kurmaya... sürekli Başak deme ya. Başak da Başak Yani Başak Burcu'yum diye. Oğlum bak. Senin başka kelimen yok mu hazinende? Yani ben kıskanç şey olduğunu düşünmüyorum. Hangi burçsun? Yengeç diyormuşum. Yengeç mi? Nerede tanıştınız? Biz bir stüdyoda eşim bir modellik yapıyordu. Hele. Sen? Ben de orada fotoğrafçı arkadaşım vardı. Onun yanına gelmiştim. Yancısın orada, tamam. Yancıydım. Biliyorsunuz ki masada her zaman yancı kazanır.
Özellikle Başak Burçları, tamam. O yüzden gördüm, daha sonra ekledim ama ilk masajı 6 ay sonra attım. İlk masajı, iyi. Masajı değil, mesajı. Mesut Bey, ilk masajı 6 ay sonra yaptım, inanır mısınız? Kulunçları nasıl sert o ara? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? 6 ay oldu. 6 ay kim oldu. Kime yürüdü? Ben ona yürüdüm. Aferin kız, nerede? Nerede? Kafede oturuyorduk. Biz eski arkadaştık. 6 aylık ilişki var, bir aydır da evliyiz. Aynen. Ne oluyor Ankara'ya? Ben heyecanlandım. Bir haftalıkken falan annemlere söyledim. Annem babama söyledi, onlar da evlenin dedi. Biz de evlendik. Bir haftalıkken? Aynen. Bir aynı gün arasaydın hayatım. Alo, babama da aldı. Kafedeyiz, yeni tanıştık. Çabuk gelin. Evde yoklardı. O da çağırıyor babasını annesini, tamam. Birer çay olurmuş, çabuk. Evde yoklardı, yurt dışındalardı. Geldiler, gelince söyledim. Tamam, iyi yaptın. Ama adını koyun dediler, biz de koyduk. Adam o kadar pişman ki bu süreçte. Koltuğu da kırık böyle. Mesut Bey, ben sıkıntıdan kırdım bu koltuğu. Ver bakayım adama. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Ne iş yapıyorsun? Mühendisim, yazılım mühendisiyim. Harikulade. Bu süreç böyle mi işledi gerçekten? Gerçekten böyle işledi. Yaş kaç senin? 26. Hanımefendinin? 25. Tamam, sen peki bu kadar hızlı olması içine sindi mi? Evet, kesinlikle. Yani uzasaydı daha zor olurdu gerçekten. Sana büyü yapmış olabilirler bir yani. Gözün de tam göz değil senin yani. Bir crazy eyes durum var böyle. Mesut Bey çok mutluyum, biliyor musunuz? Tabii. Hep yani... benim istediğim gibi oldu, tabii. Ya 29. günde evlilik teklif ettim. İyi bok yedi, ne bileyim yani. Çok erken. 4 hafta diyorsun. Ama 12 yıldır tanışıyoruz. Ha, şimdi oldu canım. Lise arkadaşıydık. Eski arkadaşın. Aynen. Görüşen arkadaşlar mıydınız? Evet. Ha tamam, şimdi oldu. Eski arkadaşların olur canım, bir haftada olur. İkna oldum ben. Yayınlayabilir miyiz buraları? Keyfinize bakın. Keyfimize mi bakalım? Oğlum bak, bu şekilde yayınlayamam, keyfinize bakın. Ne demek keyfinize bakın? Alo, ben senin keyfini nerede bileyim, bezemek. Ben yayınlamazsın diye tahmin ettim. Şimdi bana net bir cevap ver. Sorun yok, yayınlayabilirsin. Hocam! Ben seninle konuştum daha önce. Evet. Ha, sen çok tatlı birisin. Evet. Yayınladık mı seni? Göstermediğiniz bir gösteri vardı ya, ondaydık biz. Ha şey, Ankara'da yine ikinci bölüm. Evet. Daha iyi, bir daha konuşuruz. Ne haber? İyiyim, sağ olun. Teşekkür. Çok umutluyduk bu sefer için ama. Çünkü davet etmiştiniz. Sahneye? Evet. Yine ediyorum. Ben öyle yalancıyımdır, rahat ol. 2028'e seni oyalayacağım, sonra da projeyi bitireceğim. Burada bas bas bağırdım, beni kaldırdım. Sakin hayatım. Kaç senelik bir ilişki, insanlar tanısın sizi. 15 yıllık tüm ilişki, 11 yıllık evlilik. Harika. Çocuk var mı? 2 tane. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İsimleri ne? Zeynep, Meva. Zeynep ve? Meva. 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 Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Kur'an'da geçiyor olacak, ondan sonra ben... ben olacağım hatalı. Yoksa Meva güzel isim. Ne demek Meva? Cennet kapılarından birinin. Ben ne dedim size? Ben seni dedim. Ben anlarım. İçime doğar. Ne güzel, Allah bağışlasın. Sağ olun. İlk hamile kaldığında nerede söyledin? Hamile olduğumla ilgili daha öncesinde bir tartışma yaşadık arabada. Aha. Eşimin anneannesi şey dedi, hamile falan herhalde dedi. Biz direkt doktora gittik, tahmin verdik. Ondan sonra hamile olduğum ortaya çıktı. Ay, adama nerede söyledin? Hastanede beraber öğrendik. Ha, heyecanlandınız mı? Yani çok şükür... Hemen oldu. Aramadık yani. O yüzden heyecan yoktu en başta. Sonradan. Sen gerçekten çok tatlı birisin ya. Ne sorarsam sorayım, kendi istediğine cevap veriyorum. Senin meslek neydi hayatım? Çağrı merkezinde çalışıyorum. Çok belli ama iletişimin o kadar iyi ki yani. Teşekkür ederim. Sana söz bu sefer numaranızı alacağız, bir daha çağırmayacağız. Söz veriyorum. Sana söz. Ver bakayım adama. Geçen sefer de çok sevmiştim. Babacığım ne haber? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. 15 yıllık bir birliktelik ya bu. Nasıl? Ne kadar gibi geldi sana? Bana 10 yıl gibi geldi. Saçma sapan bir cevap. Daha kısa daha az da değil. Şöyle söyleyeyim. 2 sene stopaj düş. KDV'yi de düş hadi. Hadi fatura bulduk diyelim. Azıcık daha düştük. 10 yıl gibi mi geldi? Yani aslında mutlusun ama 15'te 10 kadar. Yani. %66. Evet. İyi abi, yeter abi. Bu kadar uzun... Süre 10 sene gibi gelmesi çok iyi yani. Vallahi. Aşk çocukları devam mı? Yani anasıyla devam tabii ki. Mesela? Canım, hayatım. Güzel. Oğlum. Ne? Oğlum. Oğlum mu? Benimseyen bütün cümleler var yani. Sahiplendiğim bütün cümleleri kullanıyorum yani. Ne güzel. Hala devam mı aşk? Tabii ki. Vallahi. Evet. Özlüyor musun hanımı? Kesinlikle. Kaç gün görmesen özlersin? 3 saniye. 3 saniye.
Hocam, ne, balık mısın oğlum sen? Unutuyor musun sen? Yok. Koç burcuyum. Ne alakası var? Çok tatlısın ya. Alalım mı numaranızı? Alabilirsiniz. Alacağız bu sefer. Sizde. Ha? Sizde var zaten. Damla Hanım'da mevcut. Biz artık sizin... dolandırmaya çalıştığım insanlara yemiyor. Aldın ya pezevenk. Biz sizin numaranızı alalım. Tabii. Coşkun Alkış. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Kaç senelik bir ilişkiydi? Biz 18 yıl öncesinde bir ilişkimiz vardı. Hı-hı. Bitti, ayrıldık. İkimiz farklı kişilerle evlendik. Sonra bir yıl önce yeniden evlendik. Keşke İkinci sizi alsaydık yani. Ben yırttım. Bu alkış ne biliyor musun? Bir biletle iki bölümü izlemek isteyen... Yani... Bir şey söyleyeceğim. Ankara. Alemin angutu değilim. Hayvan gibi güzel çift gelmiş. Yeter ulan. Onları da öbür bölüm alırız. Ne güzel. Arada başkalarıyla evlendiniz. Evet, aynen. Kaç sene sonra tekrar bir araya geldiniz? 15. Nasıl karşılaştınız da nerede tekrar? Instagram'dan bana mesaj attı. Ne yazdı? Bulmuş beni. Merhaba Eda. Hı-hı. Ben ayrılmıştım, kendisi evliydi mesaj attığında. Kalkar mısınız şöyle? Tamam. Ama onun mesela bak bazı evlilikler şöyledir, pratikte bitmiştir. Aynen öyle bir evliliği tabii olduğu için. Yani erkeğin yalanıdır bu genelde ama olsun. Ne yazdı sana? Merhaba Eda. Sonra? Yazmış. Sonra ben çok şaşırdım tabii çünkü... 18 yıl öncesindeki Can benim için evlenecek adamdı. Çok aşıktı bana. O zaman ben de çok hareketliydim. Çok efendi geliyordu. Olmadı o zaman. Bambaşka bir kadınla karşı karşıya. O dönem ben de Ankara'nın altını üstüne getiriyorum, öyle söyleyeyim. Sonra nerede buluştunuz peki? Buluşmaya nasıl karar verdiniz? Yeni, şimdi ona. Evet. Yazışınca... Ayağım, ayağa kalkarsan çok güzel. Tamam. Bana sen mi söyledin? Hayır. Ha tamam, arkadaşlar deli misiniz ayağa kalkarsan? Kamera göz görme, duy Allah'ın cezasına bak. Ne tatlı böyle seyirci, ben ilk defa geliyorum. Ayağa kalksın yalnız, para verdik. Her şeyi göreceğiz. Ben yönetmen söyledim zaten de. Çok ayıp lan bu. Kalkma şekerim, yere otur lan, hiç gözükme. Tamam. Mesaj atınca ben de zaten çok kötü dönemler geçiriyordum. Aha. Daha atlatamamıştım ayrılıkla ilgili şeyleri. Sonra baktım... Buluşmak istiyor. Ayrı şehirlerdeyiz. Safranbolu'da kendisi. Ben Ankara'daydım. Gelmek mi istiyorsun dedi. Evet dedi. Geldi mi? Geldi tabii. Nereye gittiniz? İlk evime geldi. Ver bakayım adama. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mesut Bey. Nasılsın? Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mesaj attığında evliliği ne durumdaydı? Bitmek üzereydi. Yani bu gerçekten erkek yalanı değil. Anladım. Ben yine çok güzel bir enerji var. İnandım. İnananlar o desin. Yeterli. 1000 kişiden 4 kişi vardı. Yeterli. Bastın gittin Ankara'ya. Evet. Direkt eve. O gece flört ettiniz mi? Hayır, etmedik. Gerçekten eski ilişkilerimizden. Kendisi eski eşinden. Ben yani... Vaktiyle sevgili miydiniz? Evet. Sevgili de oldunuz 18 sene önce. Ha, anladım. Yaklaşık 3 sene falan sürmüştü o da. 3 sene bir de. Evet. Çok tatlısınız arkadaşlar ya. Eda hatta bana... Mikrofonu yakın. Eda beni çok deşifre etti. Ben de şimdi onu deşifre edeyim. En son bana nüfus cüzdanını vermişti. Git imam nikah yıldırım nikahı kıyalım diye. Abi sen yıldırım nikahıyla imam nikahını mı karıştırdın hocam? Ama o zaman düzgün bir işim yoktu. Üniversitede asistanlık yapıyordum. Ha vaktiyle. Evet. Evlenelim dedi sana. Evet. Yani ben şimdi para kazanmadığım zaman da Eda'nın hayatına girmek istemedim. Şehir dışında bir iş buldum özel sektörde. Oraya gidince ayrıldık haliyle. Seneler sonra evlendiniz tekrar. Evet. Buraları yayınlıyorum. Tabii ki. Tabii. Telefonunuzu da alsınlar sizin. Tamam. Coşkulu alkış arkadaşlar. Nefis.